Şefaat ya Resulallah demek şirk mi? Mustafa Özşimşekler. Ey iman edenler! Ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de şefaatin olmadığı bir gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak edin. Kafirler, zalimlerin ta kendileridir. Bakara Suresi 254. Ayet-i Kerime. Bu ayet-i kerime, şefaati kabul etmeyenlerin en çok delil olarak ileri sürdükleri ayetlerdendir. Burada geçen alışveriş, dostluk ve şefaatin bulunmadığı gün ifadesinden hareketle şefaat yok demişlerdir. Ayet-i kerimenin ey iman edenler diye başlaması, bazı zihinlerde yanlış manalar verilmesine sebep olduğu görülmektedir. Fakat ayet-i kerime, kafirler zalimlerin ta kendileridir şeklinde bitiyor. Şayet ayeti kerime böyle bitmeseydi, şefaat inkarcılarının bu ayeti delil getirmelerine belki bir anlam verebilirdik. Lakin ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu için infak etmemenin kafirlerin özelliklerinden olduğuna dikkat çekilmiş ve iman edenlere hitaben o gün gelmeden önce Allah Celle Celaluhu için infak edip zekatlarını vermeleri, çünkü küfür üzere ölenlere o gün ne bir dostun ne de bir şefaatin fayda vermeyeceği vurgulanmıştır. İbn-i Kesir tefsirinde de önemli ifade edildiği üzere bu ayette vurgulanan mana şudur. Kafir olarak ölen kişiye ne bir kimsenin dostluğu ne de şefaati o gün fayda vermeyecektir. Çünkü imansız ölen kişi dünyadayken bu fırsatı değerlendirip alışveriş yapmak ve dostluk kurmak imkanını elde edemediğinden, ahirette kendini kurtarmak için amel etmek ve bir dost bulmak fırsatı artık bulamayacaktır. Bu sebeple ayeti kerimede iman edenler uyarılmış, kafirlerin hesap günü içine düştükleri bu çaresizliğe ve yalnızlığa düşmemeleri için şimdiden imanlarının gereği olan Allah Celle Celaluhu yolunda infak etmenin ve salih amel işlemenin önemine dikkat çekilmiştir. Yani mahşer günü kafirler için şefaat yoktur, müminler için değil. Ayet-i kerimede o gün dostluğun da olmadığı zikredilmiştir. Oysa başka bir ayet-i kerimede o gün dostların bazısı bazısına düşmandır, müttakiler müstesna buyurulmuştur. Bu ne demektir? O gün kafirler için dostluk yok ama muttakiler için dostluk var demektir. Aynı şekilde o gün kafirlere şefaat yok ama müminlere vardır. Şefaat inkarcılarının delil getirdiği ayetlerden biri de şudur. Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiç kimseden bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez. Bakara Suresi 48. Ayet-i Kerime. Bu ayet-i kerimeyi izaha geçmeden önce şunu ifade edelim ki, bir takım kimseler gerek şefaati inkar hususunda, gerekse ehli sünnete muhalif görüşler serdederlerken, delil olarak bazı ayetler ileri sürmektedirler. Fakat o ayetin sebebi nüzulü nedir? O konuda varit olan hadis-i şeriflerde ne buyruluyor? Acaba tefsir alimleri bu konuda neler söylemişler diye hiç araştırma zahmetinde bulunmadan, ayetin siyak ve sibakına bakmadan sadece o ayetin lafzına bakarak hüküm vermektedirler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i anlamak, onu tefsir etmek ve bir hükme bağlayabilmek için sadece lügat bilip ayetin kelime manasına bakmak yeterli değildir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in edebi inceliklerini kavrayacak mükemmel bir fesahat ve belagat ilmiyle birlikte ayetlerin nüzul sebeplerini, nazil oldukları şartları, o mevzuyla alakalı tarihi hadiseleri ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o konudaki beyanlarını da bilip buna vakıf olmak lazımdır. Yoksa mesele sadece basit bir lügat bilgisinden ibaret değildir. Bu açıklamadan sonra
şefaati inkar edenlerin delil getirdiği ayeti kerimeye gelecek olursak, bu ayeti kerimenin öncesi ve sonrası Yahudilerden bahsetmektedir. Allah-u Teala bir önceki ayette, İsrailoğullarına ihsan ettiği nimetlerin hatırlamalarını emrettikten sonra, ahiret gününden korkmalarını ve iman etmelerini tavsiye etmek üzere bu ayeti beyan etmiştir. Bu ayeti kerime ile alakalı olarak, Nesefi ve Ruhul Beyan tefsirlerinde zikredildiğine göre, Yahudiler, "Biz İbrahim ve İshak aleyhisselamın torunlarıyız. Binaenaleyh Allah-u Teala, onların bizim hakkımızdaki şefaatlerini kabul eder" dediklerinde, onların iddialarını çürütmek için bu ayeti celile indirilmiştir. Yani onlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edip tabi olmadıkça, haklarındaki hiçbir şefaatin kabul olmayacağını Mevla Teala bu ayetle bildirmiştir. Şu bilinmelidir ki, bu ayeti kerimede geçen "yardım edilmez, şefaat kabul olunmaz, hiçbir şeyden fayda görmez" gibi sözler kafirler hakkındadır. Yoksa Allah-u Teala'ya kalbi selim ile kavuşan kimselere, malının ve evladının fayda vereceğine ve zerre kadar imanla ahirete gidenlere şefaat ve yardım olunacağına dair birçok deliller vardır. Nitekim Mevla Teala, "O gün mal ve erkek evlatlar fayda vermeyecektir. Ancak Allah'a kalbi selimle kavuşanlar müstesna" buyurmuştur. Şuara Suresi 88 ve 89. ayet-i kerime. Yani Allah Celle Celaluhu'na şirk koşmadan Müslüman olarak ölene, Allah Celle Celaluhu yolunda infak ettiği malı ve hayırlı olan evladı fayda verecektir. Ayet-i kerimede de ifade edildiği üzere, o gün müminlere mal ve evlat bile fayda verebiliyorken, koskoca bir ümmetin peygamberi fayda vermez olur mu? Ayet-i kerimede geçen, "o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez" ifadesini de şöyle anlamak gerekir. Üzerinde kul hakkı bulunmayan bir kişi, başka bir kişiye vacip olan haklardan hiçbirini ödeyemez. Fakat üzerinde kul hakkı olanlar, elbette kendi sevaplarından verip, o kimselerin haklarını ödeyeceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de geçen, "o gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar. O gün herkesin kendine yetecek bir derdi vardır" şeklindeki bazı ayetler, Mevla Teala tarafından şefaat izninin çıkmasından önceki zaman dilimiyle alakalı olup, mahşer gününün dehşetli halini tasvir eder. O hengamede herkes kendi nefsiyle, derdiyle meşguldür. Rabbimiz bir başka ayeti kerimede ise, hesap defteri sağ eline verilen kimsenin hesabı kolayca görülür ve ailesine sevinç içinde döner buyruluyor. Demek ki hesaplar görülmeye başlanıp kitaplar sahiplerine verildiğinde, kitabını sağ elinden alacak olanlar anasından, babasından kaçmayıp bilakis sevinçle ailesine dönecekler. Makam-ı Mahmud. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Her kim ezanı işittiği zaman, ey bu eksiksiz davetin ve dosdoğru kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ver. Onu vaat ettiğin makam-ı Mahmud'a gönder" diye dua ederse, ona şefaatim gerekli olur. Bu hadis-i şerif, şefaatin varlığına açık bir delildir. Ezan işitildiği zaman, ezanı dinlemek, ezanı içinden tekrar ederek icabet ve tasdik etmek, bitince ezan duasını okumak sünnettir ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine vesiledir. Hadis-i şerifte geçen makam-ı Mahmud ise övülmüş makam demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirette ümmetine şefaat makamıdır. Allah-u Teala İsra suresinde şöyle buyuruyor: "Ey Resulüm, gecenin bir kısmında sadece sana ait bir nafile olarak teheccüd namazı kıl. Böylece Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a göndermesi ümit edilir." İsra suresi 79. ayet-i kerime. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme,
Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a göndereceği ümit edilir. Ayetinde zikredilen makam-ı Mahmud'dan sual edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şefaattir diye cevap verdi. Makam-ı Mahmud, Peygamberim sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz Celle Celaluhu'nun vereceği şefaat makamıdır. Özel şefaat derecesidir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu an o makamı şöyle ifade ediyor. Mahşer gününde insanlar cemaatler halinde olacaklar. Peygamberleri dolaşıp şefaat isteyecekler. En sonundaysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelecekler. İşte o gün Yüce Allah Celle Celaluhu'nun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi makam-ı Mahmud'a ulaştırdığı gündür. Bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar kıyamet günü cemaatler halinde olacaklar. Her ümmet kendi peygamberini takip edip, ''Ey falan, bize şefaat et, ey falan, bize şefaat et.'' diyecekler. Sonunda şefaat etme işi bana kalacak. İşte makam-ı Mahmud budur. Görüldüğü gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verileceği vaat edilen makam-ı Mahmud, hadis-i şeriflerde şefaat olarak açıklanmıştır. Ayette de zikredildiği üzere Allah-u Teala Habibine bu şefaat makamını vaat etmiştir. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu vaadinden dönmez. Âl-i İmrân Suresi 9. Ayet-i Kerime. Şefaat varlığına delil olan bir iki hadis-i şerif daha zikredelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her peygamberin müstecap bir duası vardır. Her peygamber o duayı yapmada acele etti. Bense bu duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat olarak kullanmak üzere sakladım. Ona inşallah ümmetimden şirk koşmadan ölenler nail olacaktır. Bir diğer hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyen kimseler içindir.'' buyurmuştur. Mevla Teala, Duha suresinde ise, ''Sen razı oluncaya kadar her istediğini vereceğim.'' buyurmuştur. Duha suresi 5. ayet-i kerime. Rivayet edilir ki, bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimden bir kimsenin bile cehennemde kalmasına razı olmam. Şefaatin hak olduğuyla ilgili daha pek çok hadis-i şerif zikredebiliriz. Zaten ehl-i sünnet ulemasının hepsi şefaatin varlığı konusunda ittifak etmiştir. Buna rağmen birçok ayet-i kerime ve pek çok hadis-i şerifi de görmezden gelip hala şefaatin olmadığını iddia eden, hatta buna şirk diyen nasipsizlere de şaşmamak elde değil. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisi şeriflerinde ümmetine şefaat edeceğini vaat ediyorken bu adamların kalkıp hayır şefaat yok, şefaat edemez demeleri sizi şaşırtmıyor mu? Yahu Allah Celle Celaluhu'nun verdiği şefaat hakkını siz mi iptal edeceksiniz? Neymiş? Şefaat şirkmiş. Siz neyin şirk olup olmadığını, şirkin gizlisini bile yasaklayan ve müşriklerin şirk düzenini yerle yeksan eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den daha mı iyi biliyorsunuz? Şefaat ya Resulallah demek şirk mi? Evvelce bir kardeşimiz başından geçen bir olayı benimle paylaşmıştı. Bir defasında arkadaşlarıyla birlikte oturmuş sohbet ederlerken ezan-ı Muhammediye okunmaya başlamış, hep beraber susmuşlar. Ezanı dinleyip müezzinin ardından o sözleri tekrar etmişler. Ve ezan bitince bu kardeşimiz Aziz Allah, şefaat ya Resulallah diye mırıldanmış. Bunu duyan oradakilerden biri bu sözün şirk olduğunu ve kesinlikle söylenmemesi gerektiğini söylemiş. Bunun üzerine orada şirk mi, değil mi konusunda ateşli bir tartışma başlamış. Efendim, maalesef böyle bir durum var. Şefaat ya Resulallah dediğin zaman hemen yaftayı yapıştırıp müşrik oldun diyenler var. Şimdi beraberce insaflı bir şekilde düşünelim. Bu adam huşu ile ezanı dinlemiş, ezanın başındaki
Allahu Ekber lafzından sonundaki Allah'tan başka ilah yoktur sözüne kadar müezzinin ardından tüm kalbiyle inanarak tekrar etmiş. Okunan ezanın gönüllerde bıraktığı o manevi hava içinde ahirette kurtulmak ümidiyle adam kalkmış, şefaat ya Resulallah demiş. Birazdan da Rabbinin huzuruna durup namazını eda edecek. Hal böyleyken herifin biri kalkıyor ve bu adama sen şirke düştün, müşrik oldun diyebiliyor. Hayret doğrusu. Yani Kabe'de secde ederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek başına deve işkembesi atan alçak Ebu Cehil de müşrik, az önce bahsettiğimiz kimse de öyle mi? El insaf. Bu tip kimseler pek çok şeye şirk derler. Bunlar tekfirci kafadır. Her şeye şirk diyen kafadır. Yani millete kafir damgasını vurmak, müşrik demek için Kur'an-ı Kerim'deki kafirler ve putlarla alakalı bazı ayeti kerimeleri ele alıp, konunun bütününü oluşturan diğer ayetlerden soyutlayarak her türlü indiği tevil ve yorumu yaparlar. Bunlar nedense her şeye şirk demeyi marifet zannederler. Bir Müslümana müşrik damgasını vurmak bu kadar ucuz mu? Şirk demek bu kadar basit mi? Şefaat ya Resulallah demeyi şirk kabul edenlere göre ümmeti Muhammed'in çoğu kafir oluyor. Hafizen Allah. Ama çok enteresandır ki bu kimselerin gerçek şirk içinde olanlara bile bu kadar çokça müşrik yaftasını yapıştırdıklarına pek rastlayamazsınız. Şefaat ya Resulallah demek şirk değildir. Hatta bırakın şirk olmasını, muteber alimlerin pek çoğu bunun mendub olduğunu söylemişlerdir. Rabbimiz Celle Celaluhu bir ayeti kerimede Allah'ın izin verdikleri şefaat edecektir. Bakara suresi 255. ayeti kerime ve Yunus suresi 3. ayeti kerime. Diğer bir ayeti kerimede ise Allah'ın dilediği ve razı olduğu kullara şefaat edilecektir buyurmuştur. Enbiya suresi 28. ayeti kerime. Şimdi ayeti kerimelerin beyanına göre Allah Celle Celaluhu'nun izin verdiği kimseler şefaat edecekse ki bu izne en layık olan ve ilk olarak şefaat izni alacak olan da hiç şüphe yok ki makam-ı Mahmud'un sahibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bununla birlikte madem Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu kullara da şefaat edilecekse bu duruma göre bir müminin şefaati arzu etmesi ve bunun için şefaat ya Resulallah diye temennide bulunması niye şirk olsun? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat isteyen kişi, ya Resulallah, Mevla Teala sana şefaat etme yetkisi verdiği zaman beni de unutma demek istemiş oluyor. Bunda ne sakınca olabilir? Müminin sözünde mecaz vardır. Bu inkarcıların gözden kaçırdıkları ve tekrar gözden geçirmeleri gereken bir gerçek vardır. Allah-u Teala Celle Celaluhu yaptığı birçok şeyi sebepler dairesinde yürütür. Bu durum, onun Celle Celaluhu kutsi hikmetinin bir gereğidir. Hem zaten sebepleri de halkeden yine odur. Celle Celaluhu. Bu konuda bir iki misal verelim. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Dirilten ve öldüren yalnız O'dur. Yunus suresi 56. ayet-i kerime. Allah ölümü zamanında canını alır. Zümer suresi 42. ayet-i kerime. Şimdi bir kimse şu adam filan kişiyi öldürdü veya Azrail aleyhisselam filanın canını aldı dese tekfirci zihniyet bu ayetlere bakarak hemen ona kafir damgasını vurur. Yine Rabbimiz Celle Celaluhu hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur buyuruyor. Şuara suresi 80. ayet-i kerime. Dolayısıyla bir kimse filan doktor beni iyileştirdi veya şu ilaç hastalığıma iyi geldi dese tekfirci kafaya göre bu da şirktir. Halbuki ehli sünnete göre bu sözler ne günahtır ne de şirktir. Evet öldüren de, dirilten de, şifayı veren de yalnız Allah-u Teala'dır. Lakin yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Cenab-ı Hak hikmetinin bir gereği olarak her şeyi bir sebeple yaratır. İlaçsız da şifa verir ama ilacı sebep kılmıştır.
Dolayısıyla her şeyi yaratan, öldüren, dirilten ve şifa verenin Allah-u Teala olduğunu bilen ve buna iman eden bir Müslümanın, şu adam filan kişiyi öldürdü, Azrail filan kimsenin canını aldı, şu ilaç veya doktor beni iyileştirdi gibi sözler söylemesi şirk ve günah değildir. Zira bu sözlerde hep mecaz vardır. Yani Allah-u Teala ölüm meleği vasıtasıyla o kulunun canını aldı veya Allah Celle Celaluhu o ilacı veya doktoru sebep kılarak bana şifa verdi demektir. Böyle misaller Kur'an-ı Kerim'de de çoktur. Bir iki misal verecek olursak bir ayeti kerimede size vekil kılınan ölüm meleği sizi öldürür buyurulmuştur. Secde suresi 11. ayeti kerime. Öldüren Allah Celle Celaluhu olduğu halde bu ayeti kerimede meleğin öldürdüğü zikredilmiştir. Bu ne demektir? Öldüren Allah-u Teala'dır, lakin melek vasıtasıyla öldürüyor demektir. Bir başka ayeti kerimede ise İsa Aleyhisselam'ın şöyle dediği zikrolunmuştur. Körlerin gözünü açar, baraz hastalığını iyi eder ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Ali İmran Suresi 49. ayeti kerime. Şifayı veren de, dirilten de Allah-u Teala olduğu halde, bu ayeti kerimede Hazreti İsa Aleyhisselam, hastaları iyi ederim, ölüyü diriltirim diyor. Şimdi bu duruma göre tekfirci kafa haşa kimi kafir ilan edecektir? Halbuki çok açıktır ki Allah-u Teala İsa Aleyhisselam vesilesiyle hastalara şifa vermiş, ölüleri de diriltmiştir. Müminin söylediği sözde de mecaz vardır. Mesela benim inek 10 kilo süt verdi veya tarlamız şu kadar ürün verdi ya da bahçemdeki ağaç şu kadar meyve verdi gibi sözler de böyledir. O meyveyi ağaç sebebiyle elde ettiği için bu ifadeyi mecaz olarak kullanmıştır. Yoksa sütü de, ürünü de, meyveyi de Allah Celle Celaluhu'nun yarattığını bilir ve inanır. Dolayısıyla bahçemdeki ağaç bu kadar meyve verdi derken Allah-u Teala bu ağaç sebebiyle bu kadar ürün verdi demek ister. İşte şefaat ya Resulallah demek de böyledir. Bunu diyen bir mümin Allah-u Teala'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine mazhar olmayı dilemektedir. Yani ey Allah'ım Resulünü benim hakkında şefaatçi kıl demektedir. Onlar Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu kimselere şefaat edeceklerdir ayetine göre imanla ölen her mümin Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu kimsedir ve şefaate mazhar olacak demektir. Dolayısıyla şefaat ya Resulallah diyen kimse sanki Allah-u Teala'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi vesile ederek ölünceye kadar imanının muhafaza edilmesini istemiş olur. Hülasa-i kelam, şefaat haktır ve gerçektir. Allah Celle Celaluhu'nun dilediği kulları, Allah Celle Celaluhu'nun izni ve rızası dairesinde şefaat edeceklerdir. Şefaatin varlığı hakkında bu kadar açık ayetler ve hadisi şerifler varken, bu kadar ulema bu konuda ittifak etmişken, şefaati kabul etmeyip reddetmek, ben Müslümanım diyen birine ne fayda sağlar? Doğrusu insan merak ediyor. Ne diyelim? Allah Celle Celaluhu akıl, fikir, hidayet ihsan eylesin. Mevla Teala bizleri, başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere tüm İslam büyüklerinin şefaatlerine nail eylesin. Ehl-i sünnet itikadından kıl kadar ayrılmaktan da muhafaza buyursun. Amin. Fi emanillah.